Bir önceki videomuzda şuradaki grup için yaygın adlandırma yöntemini kullanarak bu molekülü isimlendirmiştik. Sistematik adlandırmanın da bunun gibi eğlenceli olacağını düşündüm. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda buna izobütil demiştik. Ama eğer sistematik adlandırma yapacaksak ilk önce bu grubun ana zincirle bağlandığı noktaya bakalım. Ve buradan başlayan en uzun karbon zincirini inceleyelim. Sayalım 1, 2 ve 3 karbon. 3 karbon olunca tabi bu bir propil grubu oluyor. Şimdi rakamlara bir yazayım. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi propil grubunun ikinci karbondan dallanan bir karbon grubu var. Buna da propil grubunun ikinci karbonuna bağlı metil grubu diyebiliriz. Sistematik adlandırmada izobütül yerine şunu diyoruz. 2 metil propil. Hemen yazalım. 2 metil propil. Sistematik adlandırmamız bu şekilde. Tabi bunlardan iki tane var. Yani bu 2-metil propil ise buradaki de 2-metil propil. O zaman 5 7 di yazmak yerine sistematik adı yazabiliriz. Hadi yapalım. Bundan öncesini kopyalayıp yapıştıralım. Evet, harika oldu. Şimdi bu kısmı daha farklı yazmaya başlayabiliriz. Halen ana zincirimizdeki 5. ve 7. karbona bir şeyler bağlı. O yüzden 5,7 diyoruz. Bunlardan aslında iki tane var. Ama sistematik adlandırma yapacağımızda di ön ekini kullanmıyoruz. Onun yerine bis ön ekini kullanıyoruz. O zaman 5,7 bis yazalım. Buradaki ön ek iki şey olduğu anlamına geliyor. Şimdi de bunu kopyalayalım ve yanına yapıştıralım. Ve tabi sonuna siklo oktanı da eklemeyi unutmayalım. Bu kadar. Böylece sistematik adlandırma yöntemiyle molekülümüzü adlandırdık.